Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Samsun Şubeler Platformu tarafından o hali ve kanun hükmünde kararnamelere karşı tepki eylemi düzenlendi. Zafer direnen emekçinin olacak. İl içerisinde düzenlenen eylemlerin izne tabi olmasını eleştirerek sözlerine başlayan KES dönem sözcüsü Müşfik Veysel Erdoğan, OHAL kapsamında yayınlanan KYK'larla binlerce arkadaşımız sorgusuz sualsiz ihraç edildi dedi. Ancak bizler kamudan bu kanun hükmünde kararnamelerle uzaklaştıran ve işten atılan arkadaşlarımızla KESK olarak bundan sonraki süreçte gerek hukuki olarak gerek maddi manevi olarak her zaman dayanışma içerisinde olacağız. Bu arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar o etkin fiili meşru mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın ve değerli arkadaşlar, şunu kimse unutmasın. Biz bu iktidarın ortaya koyduğu bu hukuksuzluğa, bu baskıya, bu zulme asla biat etmeyeceğiz. Asla teslim olmayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Ve çünkü tarih boyunca zulme, baskıya ve faşizme karşı insanlık onuru her zaman galip gelmiştir. Bu Türkiye'yi kuşatan bu karanlık korku imparatorluğunu, bu faşizmi yıkacağız. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Eylemde yer alan ve bir konuşma yapan KESK Genel Sekreteri Hasan Topraksa, KESK olarak 15 Temmuz öncesinde de bugün de her türlü baskı ve saldırıya karşı direndik, direnmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bir şey hatırlatmak isterim. Hep birlikte cevaplayarak gidelim. Biz sendikaları kurarken izin aldık mı? Hayır! Biz sendikaları kurarken sizin icazetiniz doğrusunda hareketleyeceğiz dedik mi? Hayır! Demedik mi? Biz fiili meşru mücadele hakkında yürüyeceğiz dedik. Ve grevli toplu sözleşme sendika hakkı için hepsiyle mücadele ettik mi, etmedik mi? Ettik. O dönem sendika kurarken bize ne diyorlardı? Terörist, vatan haini. Ne oldu? Hepiniz geldiniz, keskin açtığı yoldan devlet güdümlü de olsa bir sendika kurdunuz. Öyle olmadı mı arkadaşlar? Hatırlayalım, bugün de dahi bu KESK bu çizgisini devam ettiriyor.